Evet, Egenet TV izleyicileri. Hükümetin açıklamış olduğu tasarruf genelgesi halkta ne karşılık buldu? Bunu öğrenmek için Karşıyaka Çarşı'da halka mikrofonu uzatacağız. Bakalım bizlere ne cevap verecekler. Hep beraber amcam sen kaçma bana gel. Hükümetin açıklamış olduğu tasarruf genelgesi hakkında ne düşünürsün? Size karşılığı nedir? Bizi hiçbir şey değil. Bize bir şey yok. Bize bir şey yok yani. Kendilerine. Her şey kendilerine. Evet. Peki siz Cumhurbaşkanı olsaydınız, bu genelgeyi nereden başlatırdınız? Onlardan başlatırdım. Onlar dediniz? Tepeden başlatırdım. Tepe. Evet. Tepeden başlatırdım. En tepe mi yoksa? En tepeden. Ama en tepede güvenlik açığı olur. Olsun, ne olursa olsun. Biz onlardan görerek bizi gelsin. Aşağı, yukarıdan aşağı doğru. Tasarruf onlar başlatıyor. Tasarruf yer. Biz ne alıyoruz? Ama onlar bir avuç. Yok biz neyin nesini tasarruf edeceğiz biz? Ama biz çokuz. Biz çokuz. Biz o çoksek biz hareket edeceğiz, yürüyeceğiz. Biz birer lira versek 100 lira yapar. Evet. Onlar 10 kişi birer lira verse 10 lira yapar. Onlar 100 bin alıyor, biz 10 bin alıyoruz. Abi vallahi yani ekonomiden çok güzel gidiyorsun. Evet. Gerçekten. Ya dur bir şey yapın da. Ege Tepe bu. Tamam. Oldu. Teşekkürler. Ege Tepe bir şey var sanırım. Hemen kardeşimi uzat abi. Bir dakika. Hükümetin açıklamış olduğu tasarruf genelgesinin halkta karşılığı nedir? Ya şimdi çalmasalar, çırpmasalar tüm maliyetleri bize yüklediler. Zaten biz vatandaşlar olarak zaten yaşayamıyoruz artık. Yani Türk olduğumuzdan dolayı da Türklüğümüzü de hissedemiyoruz. Yabancılar çok rahat yaşıyor, biz yaşayamıyoruz. Biz de artık farklı yolların şeyine gideceğiz. Bizim için artık siyasi partiler, hükümetler yoktur. Türkiye Cumhuriyeti vardır. Bu saatten sonra Kuvayi Milliye ve Milli Şuur'un harekete geçmesi gerektiğine inanıyorum. Onların zaten ne bizle ne bizimle ne onlarla bir alakamız kalmamıştır. Çünkü hep çaldılar, çırptılar. Bunun faturasını bize yansıtıyorlar. Ama aynı gemindeyiz. Faturayı bizim ödememiz mi gerekiyor? İşte faturayı bize ödetmeye çalışıyorlar ama biz faturayı ödeyecek bir durumumuz kalmadı artık. Yani şöyle düşünün. Aldığımız kıyafeti ben 5 yıldır 10 yıldır aynı kıyafeti giyiyorum. Yani ama gururla, onurla yapacak bir şey yok ama yani her gencimizin, ben de bir gencim. Milyonlarca hakkımızı, hukukumuzu çaldılar. Yani buna sebep olan en altından en üstüne kadar hepsinin canı cehenneme. Başka bir şey demiyorum. Peki siz Cumhurbaşkanı... Vallahi düşünce olarak iyi de uygulama geç kaldı bence. Bir de yeterli değil. Tasarruf yapmaları lazım yani. Ama lafta değil. İcra mesela? Ya önce şu otomobilleri kaldıracaklar. Şoförleri, servisleri falan kaldıracaklar. Herkesi servisleri kaldırdılar zaten. Yok yok, makam arabaları falan. O servis dediğin göreceli kaldırmak ya. Pek inandırıcı değil yani. İnandırıcı değil. Tasarruf genelgesi halkta karşılığı nedir? Halkta karşılığı sıfır. Önce o sarayın 1150 odalı elektrik tasarrufu, yeme içme tasarrufu oradan başlarsa zaten artı cuma namazına giderkenki tasarruflarını da göz önüne alırsa daha iyi olur. Bir nebze düzelir diyorsunuz. Aynen. Önce kendinden başlamalı. Evet. İlk adımı atmak gerek. Evet. Aynen öyle. Olur. Hani diyor ya işte bilmem neden şu olmaz gibi laflar ediyor ya, önce kendinden başlayacaksın ki halkta da karşılığı olsun. Örnek olasın. Şu an için benim nezdimde şahsen kendi adıma sıfır. Hani önce kendinden başlasın. Oldu. Çok teşekkürler. İyi günler. Açıklamış olduğu tasarruf genelgesinin halkta karşılığı nedir? İnanın ben siyasetle ilgilenmiyorum. O siyaset değil bu, yani hepimizi etkileyen bir durum. Nedir tasarruf, bir daha soruyu alabilir tasarruf, miyim? Hükümet bir tasarruf genelgesi yayınladı. Evet. Bunun halkta karşılığı ne olabilir? Ne üzerine tasarruf? Her şeyden tasarruf edin diyor. Öyle mi? Evet. Hiç, ben hiç katılmıyorum buna. Buna hiç katılmıyorum. Vallahi tasarruf yapılmalı yani. Hani itibardan tasarruf olmaz diye bir şey yok. Mesela bir bakın Amerika'nın... Beyaz Sarayı'na bakın, mütevazi, dünyanın en büyük ülkesi. Bizde kocaman saray yapılıyor. Tasarruf şart. Nereden başlamak gerek buna? Buna en baştan başlamak gerek. Cumhurbaşkanı, başbakan, gerçi başbakan yok da. Peki açıklandı en üst düzeyde. Bir genelge yani. Bu ne faydası olur bunun bize, halka? Tasarruf olursa yani o paralar halka gider. Arkadaşlar, inanıyor musunuz? İnşallah olur. İnşallah olur. İnşallah. Oldu. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyidir bence. Güzel. Olur. Devam etmeli.
Olur mu yani? Olur tabii, olur. Peki halk olarak ne yapabilirsiniz? Halk olarak bir şey yapamayız. Denetim çok önemli bizim için. Denetim çok lazım. Denetimden falan bahsetmiyorlar. Sadece tasarruf diyorlar. Bahsetmiyorlar ama bu çok önemli. Denetim yapılması lazım. Yani çarşılarda denetim var mı? Yok. Yok. Mağazalarda, alışveriş merkezlerinde. Çok başıboş kalmış memleket. Onu ben gördüm. Bugün 5 lira, yarın 10 lira işine gelirse. Evet, anlıyorum. Oldu. Çok teşekkürler. Halkla karşılığı şimdilik %70 yalandır. %25 belki gerçeklerde kendi sarayla ilgili herhangi bir konum ortaya atmadığı müddetçe doğrulara hizmet etmiyor. Yani halkın refahına hizmet etmeyen bir şekilde idare sistemini yürütmeye çalışıyor. Yani gölü kurtarmak mı? Gölü kurtarmak değil, kendini kurtarmaktır bu. Bazılarını. Başka bir şey diyeceğim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Karşılığı yok. Zira bir tasarruf olacaksa tavandan tabana kadar olmalı. Sadece tabanı kapsayan tasarrufların hiçbir hükmü yok. Zira ben maliye teşkilatında bürokrattım. Onun ne kadar zor toplandığını bilen bir insanım. Ama yani bunu çarçur edilmesi, tavandakilerin yani tepedekilerin bunu keyfi kullanması halkta büyük bir infial yaratıyor. Maaşlara, emekli maaşlarına, memur maaşlarına yansıması çok az. Ama kendilerine gelince sefaat ve şatafat içinde yaşamaları halkı üzüyor. Onun için ben sözde olduğunu düşünüyorum bu şeyin. Yeterli bir karşılığı olmaz. Çünkü istenildiği gibi vergilerimizi istenildiği gibi harcamıyorlar. Harcama yetkileri tek başına kendi ellerinde keyfi bir harcama yaptıklarını düşünüyorum. Onun için iktidarı da bu konuda uyarıyorum. Peki yani halkımız bunun ses çıkarmıyor. Bunun ana nedeni ne ya, olabilir? Korkuttular artık. Yani demokrasi değil, otokrasinin hakim olduğu bir yönetim şekline geçtiler. Herkes korkudan konuşamıyor. Halbuki demokrasilerde halkın da yönetenler üzerinde, bizi yönetenler üzerinde etkisi olması lazım. Ama halkta acaba içeri girer miyim korkusu var. Olmaz. Herkes konuşmalı. Demokrasilerde tavandaki de konuşuyorsa tabandaki de konuşacak ve tepedekilerin de onu dinlemesi lazım. Ama dinlemiyorlar kendi kendilerine. Yani ben niteliksiz bir yöneticilerin olduğunu düşünüyorum. İstenilen seviyede halkın seviyesinin altında bir yönetim tarzı bizleri yani tedirgin ediyor. Bu durumda da bu genelgenin bir faydası olacağına inanmıyorsun. İnanmıyorum. İnanmıyorum çünkü diyorum ya maliye teşkilatında İzmir'in en büyük vergi daire holdinglerini bilmem nelerini şey yapmış bir insan olarak nasıl toplanıldığını gerektiğinde haciz yapıyoruz adamın evine iş yerine haciz yaparak tahsilat yapıyoruz ama bunu ya yol yapıyor dolar üzerinden ya sen Türk parası kullanıyorsun nasıl dolar üzerinden maaş mı veriyorsun? Hayır ama kendi yandaşlarına istenildiği şekilde dağıtıyorlar bunu karşıyım yani böyle olmamalı. Çok teşekkür ederim efendim görüşlerinizden. Korkmuyorum dişlerim. Genelge neydi? Ne genelgesi? Tasarruf yapın diye bir genelge yayınladı Cumhurbaşkanlığı. O tasarrufuna bir şey olmaz ki. Yani onlar ufak tefek esnafı bize şey emeklinin parası. Kendileri saraydan yahut da işte çocuk hanı şeyinden falan fedakarlık esnaf. Ondan bir şey olmaz ki. 100 lira parası bile değil. 100 milyarlık bir tasarruf olacakmış. Yalan söylüyor.
Ya o olsa böyle bir şey değil ki. Çocuklar yani. 7 trilyon bütçeden 100 milyar tasarruf. Hala saraya 670 milyon masraf edilmiş daha şimdi yeni yapılan saraya. Yeni yapılacak yere. Oldu, çok teşekkür. Şeyine ben katılmıyorum. Yapılaydı şimdiye kadar defalarca yapılırdı. Tasarrufu aşan o kadar çok şey yapıldı ki şimdi gelip de halkın sırtından bu düşünülüyorsa çok yanlış. Peki yani yeterli gelmez diyorsunuz. Ya, yani yapılacak o kadar çok şey var. 100 milyar bir tasarruf bekliyorlar. Sonra son sene bunu dağıtarak kapatacak. Son sene zaten 3 yıllık. Ama 3 yıl, 4. yılda da bunu dağıtmaya çalışacak. Bu bir politika. Oldu, çok teşekkürler. Teşekkürler, sağ olun. Abi yoktur, kesinlikle yoktur. Yani kendi kafalarında bir projedir bu. Eğer öyle bir şey varsa önce bu din tüccarlarının altındaki son model araları alsınlar abi. Madem öyle ekmek 10 lira olmaz yani. Bu insanlar geçinsin yani. Menzildeki görüyorsunuz, son model adamın altındaki arabaları görüyorsun abi. Anladın mı? Yani tasarruf onlarda olur abi. Yani garibanın cebindeki para tasarruf olmaz. Nasıl olur? Gidersin zengindeki, dindeki adamların son model arabalarını alırsın. Lüks yatlara biniyor, katlara biniyor. Adamın altında 1000 tane emirinde ramar var. Onlara tasarrufunu yapın abi. İşçiden ya da emekliden ya da başka bir garibandan tasarruf yapmayın. Hadi mi? Gördünüz menzildeki şıkın bindiği arabanın fiyatını gördünüz. Kaç milyon dolar yani. Anlatabildim mi? Hani emeklinin cebinden 5 lira alıyorsun ama menzildeki şıka kaç milyon araba veriyorsun ya. Bununla mı tasarruf yapmaya çalışıyorsun sen? Yani emeklinin parası alarak mı? Niye onun arabasını almıyorsun altından? Al. Gidişatı bir engelle bakalım onlar. Akan parayı bir engelle. Biz görelim o zaman tamam diyelim devlet bize sahip çıkıyor. Yani bu eşit dağıldığı sürece tabii faydalı abi, olur. Tabii abi ya. Bunu çok para gidiyor abi. Çalınıyor yani. Hani bunu CHP'si çalıyor, AKP'si de. O da bu da herkes götürüyor abi. Hani bütün herkes milletin cebindeki para gözükmüş durumda şu an. Devlet malı deniz. Tabii devlet malı deniz. Yemeyen abi hepimiz keriz yani. Bu kadar. Teşekkürler. Niye kadar niye yapmamışlar? Onu bilemem. Yani şimdi tasarruf gerçekçi mi sizce? Bence gerçekçi değil. Şimdiye kadar tasarruf imkanı olsaydı yaparlardı. Yapmadıklarına göre yani bir yere kadar batmışlar. Şimdi oradan bir dönüş yolu arıyorlar. Bulamıyorlar. İşin içinden çıkamıyorlar. Bunun da hesabını bize mi kitleyecekler? Öyle gözüküyor. Öyle hep gözüküyor. Beraber yani dışarıdan kredi almaya çalışıyorlar. Bunu kim ödeyecek sonra? O faizi kim ödeyecek? Vergiden ödenecek. Devletin bütçesinden ödenecek. Nereden ödenecek başka? Amacına ulaşır mı? Amacına ulaşmaz yani, millet uyandı galiba. Evet. Millet uyandı artık abi. Yani ne anlatsa boş. Çünkü her şey göz önünde. Mızrak çuvala sığmıyor artık. Her şey ifşa oldu yani sonuçta. Yani ekonomi belli. Emeklilere zam vermediler. Abi emekli zaten yaşamaz. Ya yaşamasın ama şimdi şöyle bunu bir de böyle global bakınca bu emeklilik sorunu bütün dünyada var. Yani yurt dışında da emeklilere artık önem vermiyorlar. Galiba bu dünyaca küresel bir sorun oldu. Ekonomi zaten bir sorun da. Küreselciler zaten yönetiyor. Yeni dünyanın tabii ki değişimleri olacaktır. Bundan en büyük nasibi de emekli almış oldu yani. Evet, öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor. Oldu. Çok teşekkürler. Teşekkür açıklamanız için sağ olun. Ne düşünüyorum? Halka karşı çok isyan. İsyan? Evet. Halkı tecrübe etmek. Halka, ne bileyim, halkın ekmeğini yemek. Halka hakaret etmek. İşçinin hakkını yemek. Emekçilerin hakkını yemek. Helal mı? Helal değil. Değil mi? Tasarrufa giriyor mu? Tabii girecek. Tasarruf olmadı mı nasıl yapacaksın? Her bir şey tasarrufa giriyor. Bir yudum su bile tasarrufa. Peki yeterli mi bunların açıkladığı tasarruf genelgesi? Yeterli de. Yeterli değil. Yani çok yetersiz. Aşırı yetersiz. Oldu. Çok teşekkürler. Sağ ol. Siz de sağ olun. Bütün üsttekinlere selam da olmasın. Onların böyle batsın yere batsınlar.